Kapıyı açın. Olmaz. Hanımın emri var. Seni içeri sokmamız yasak. İndir silahını. İndir! Çok güzel olmuş Gülizar. Şimdi burada yalnız Muzaffer Ali mi kalacak? Evet. Halide! Ne oluyor? Halide! Kemal Bey'in sesi değil mi bu? Ne var? Ne oluyor? Sen karışma Yasin'a. Yaklaşmayın! Halide ile görülecek hesabım var. Halide! Çık dışarı! Kemal, ne oluyor? Eşkıya mı kesildin şimdi de başımıza? Sen ne biçim bir insansın ha? Gülünün çiftliğini aldın yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Gülünün çocuğunu alıp eline ne geçecek ha? Kemal, bırak şu silahı. Delirdin mi sen? Şimdi ben sana ne yapayım ha? Söyle Halide, ben sana ne yapayım? Asla peşimizi bırakmayacaksın değil mi? Kötülük yapmaktan asla vazgeçmeyeceksin değil mi? O kadın benim çocuğumu kaybetmeme sebep oldu. Anladın mı? Onun yüzünden ben bir daha çocuk sahibi olamayacağım. İşte bu yüzden istiyorum o çocuğu. Hayır Halide. Alamayacaksın çocuğu. Buna müsaade etmiş. Kemal kardeş, ne yapıyorsun sen? Ramazan yaklaşma. Yaklaşmayın! Çocuğu almayacaksın. Davayı da geri çekeceksin. Alacağım Kemal. Sen de buna mani olamayacaksın. Hayır Halide. Almayacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Öldürürüm. Hiçbir şey yapamazsın. Kemal, Kemal. Kardeş, kardeş. Bak, yapma sakın. Bak, cinayet olur. Anlayın mı? Ben hapse giren Kemal. Ramazan! Bırak. Ramazan yaklaşma. Yaklaşmayın! Yaklaşma! Senin anne yastığa baş koyduğum her an için pişmanım. Seni tanıdığım güne, seninle evlendiğim güne lanet olsun. Sen nefes aldığın sürece bu dünyada bize huzur yok Halide. Sen beni vuramazsın Kemal. Gece. Kardeş sen ne yaptın? Halide Hanım. Gece. Gece. İyi olacak. İyi
İyi olacak kurban olayım. Teyze, teyze. Emme, emme bir tane tomo film bir şey getir lan ya. Teyze. Emme, yasın emme. Ramazan, Ramazan bak nefes alıyor mu, yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Beyze bak iyileşeceğim kurban oldum. Bak tomofil de geliyor. Ben duyuyorum değil mi Beyze? Çok şükür. Çabuk, çabuk bir tomofil bulun getirin. Çabuk alın. Emme hadi emme. Kemal nerede? Kemal nerede ha? Beyze, Beyze'm bak. Ramazan bir bak, nefes alıyor bak. Sen ne duyuyor musun? Yoksa şimdiye gelirdi Kemal. Kurup durma Güllü. Ramazan bakmaya gitti işte. Gelirler birazdan. Cemşir, sen de gidip bir baksan diyorum. Ben de bir bakayım. Baba, bir şey olursa haberdar et. Olur kızım. He ya, merakta bırakma bizi. Tamam. Cemşir, ben de sana geliyordum. Niye? Asuman. Ne olmuş Asuman? Dayak yemiş. He? He, herifin biri Asuman'ı dövmüş. Ben görmedim. Çok fena dövmüş Cemşir ama ben görmedim. Ne diyorsun sen Reşit? Kim yapmış, nasıl yapmış? Bilmiyorum ki işte, ben görmedim. Nerede şimdi? Evde. Eski evinde. He, senden ayrıldıktan sonra eski evinde oturmaya başlamış. Beni neye dayanarak tutukladığınızı öğrenebilir miyim? İncirlik üssü vakasıyla alakalı olarak sizi sorgulama emrini aldım. O konu kapanmadı mı? Ancak yeni gelişmeler var. Öyle mi? Ne gibi? Vurulan adamın üzerindeki planların sahte olduğu anlaşıldı. Bütün uğraşlara rağmen planların aslına hala ulaşılamadı. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor Ekrem Bey. Planların aslı, planları çalan kişide. Anlaşılan vurulan adam sadece bir aracıydı. Biri ona planların sahtesini sattı. Asıl planları da kendine sakladı. İyi de sadece buna dayanarak nasıl böyle bir kanaate varabilirsiniz? Belki de adam planları çok iyi bir yere sakladı. Bu daha mantıklı değil mi? Bilmediğiniz meseleler var Ekrem Bey. Neymiş onlar? Planların çalındığı gece Amerikalılar büyük kulüpte bir davet düzenlemişler. Sizin de o davete katıldığınıza dair malumatımız var. Evet, katıldım. Görevim icabı, bazen böyle hususi davetlere katılmam icap ediyor. Planlar Amerikalı mühendis Michael Williams'ın otel odasından çalındı. O gece davette kendisi de varmış. Olabilir. Neye varmak istediğinizi ben hala anlamadım. Mühendis olaydan sonra sorgulandı. İfadesinde o geceki davette Serap adında bir kadınla tanıştığını söylemiş. Davet bittikten sonra birlikte otel odasına gitmişler. Sonra uyuyakalmış. Uyandığında kadın ortada yokmuş.
Kısa bir süre sonra da planların çalındığını fark etmiş. Yani? Yani Ekrem Bey, planları o kadın çalmış olabilir. Ancak kadının kimliği henüz teşhis edilemedi. Amerikalı mühendis sorgulandıktan bir süre sonra görevden uzaklaştırıldı ve ülkesine gönderildi. Bana bunları niye anlatıyorsunuz komutan? Siz de o davetteydiniz Ekrem Bey. Göreviniz icabı müşahede etmiş olmalısınız. Mühendisin yanındaki kadının kim olduğunu gördünüz mü? Gel gel, vuruldu vuruldu vuruldu. Hemen ameliyathaneye alalım. Hadi hadi. Yok. Ben gidiyorum, dayanamayacağım. Nereye gidiyorsun? Çiftliğe. Çiftliğe gidip ne yapacaksın Güllü? Ramazan'la Cemşirak gitti işte, gelirler birazdan. Duramayacağım daha fazla Pakize. İçimde kötü bir his var, kesin bir şey oldu. Gidiyorum. Hah, bak geldiler işte. Kemal. Nerede kaldın? Öldük meraktan. Konuşsana. Bir şey mi oldu? Ben... Halide'yi vurdum. Michael Williams'ın o gece davette tanışıp otel odasına götürdüğü kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ben hiç kimseyi görmedim. Bakın Ekrem Bey, bir şeyi bilip gizliyorsanız vatan haini olmak suçuyla yargılanacaksınız. Şimdi son kez soruyorum. Mühendisin yanındaki kadını gördünüz mü? Görmedim. Gençler. Allah'ım, sen Halidanım bize bağışla ya Rabbim. Onu başımızdan eksik etme ya Rabbim. Kemal de cezasını ver. O değil mi? Gülü soykasının peşinden gitti de Halide Hanım'ı kendi karısını vurdu. Allah'ım sen onun cezasını ver ya Rabbim. Amin. Siz Halide Şahin'in yakını mısınız? Kendisi benim teyzem oluyor komutan. Teyzenizi kimin vurduğunu gördünüz mü? He gördü. Ben de gördüm. Halide Hanım'ı kocası vurdu. Hem de herkeşlerin gözünün önünde. Adı nedir kocasının? Kemal. Kemal Şahin. Öldü mü? Bilmiyorum. Birden gözüm döndü. Halide o kadar ileri gitti ki dayanamadım. Kendimi kaybettim. Sonra çektim tetiği.
Niyetim bu değildi. Çocuğu almasına mani olmak istedim. Davayı geri çekeceksin dedim. Bizi rahat bırakacaksın dedim. Yoksa seni gebertirim dedim. Yapamazsın dedi. Bana mani olamazsın dedi. Sonra bir an oldu işte. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Gidip teslim olacağım. Sana veda etmeye geldim. Hayır. Başka çarem yok. Güllü. Ben bir suç işledim. Cezasını çekmem lazım. Hayır Kemal. Sen suçlu falan değilsin. Asıl suçlu o kadın. O bunların hepsini hak etti. Güllü nasıl söylersin böyle bir şey? Yalan mı? Yaptığı her şey yanına kar kalmadı mı? İnan bana. Senin yerinde ben de o zaman aynını yapardım. O kadını defalarca öldürmek istedim. Ama yapmadın. Ben de yapmamalıydım. Nereye gidiyorsun? Karakola. Gidip teslim olmam lazım. Hayır gidemezsin, izin vermiyorum. Güllü, başka çarem yok. Hayır, senden bir kez daha ayrılamam Kemal. Hapse girmene göz yumamam, hayır. Gidemezsin. Güllü, makul ol. Bırak gitsin. Hayır. O teslim olmasa da er ya da geç yakalarlar. Pakize doğru söylüyor kızım. Hemen teslim olursa cezası hafifler. Değil mi? Hamzam kaçtı da ne oldu? Hemen yakaladılar. Daha fena olmadı mı? O kadın yüzünden hapse girmeyeceksin. Duydun mu beni? Buna asla izin vermeyeceğim. Güllü. Ben böyle olsun istemezdim. Ama artık her şey bitti. Hayır. Hayır Kemal, hiçbir şey bitmedi. Kaçacağız buradan, gideceğiz. Tamam mı? Ali'yi de alıp gideceğiz buradan. Hadi. Hadi yola koyulalım hemen. Hadi ne olursun Kemal. Hadi. Güllü. Hadi. Güllü, Kemal. Güllü yapma böyle. Hayır Kemal, itiraz etme. Yalvarıyorum sana. Beni birazcık seviyorsan, şu kadarcık seviyorsan yalvarıyorum sana, bana itiraz etme. Hadi ne olursun. Al Ali'yi, gidelim buradan. Bir daha ayrılamam senden. Hadi. Asum var. Kim yaptı bunu sana? Söyle, geberteceğim o. Sen onlarla baş edemen Cemşir. Birinin hakkından gelsen yenisi çıkar. Daha da büyür, kötü olur. Bırak sen. Kim bunlar? Ne istiyorlar? Ben bir pavyonda çalışıyordum. İstanbul'da. Patron bana kancayı taktı. O ne isterse onu yapayım. Kölesi olayım istedi. Zorla senet imzalattı bana. Sonra da yapmadığını bırakmadı. Benim de canıma tak etti. Kaçtım. Oradan oraya kaçtım. En sonunda buraya geldim. Sonra haberi geldi. Hapse düşmüş. Birini vurmuş diye Yusuf. Bitti sandım. Ama bu sefer de adamlarını yolladı. Onlar da buldular beni işte. Ne istiyorlarmış? Para. Ne isteyecekler? Serif, hesabını soracağım bunun ama. Sen bırak Cemşir. Sen bana yeterince yardım ettin. Artık geri dur. Ya sen ne yapacaksın? Gideceğim. Kaçacağım. Ya gene bulurlarsa? O zaman yarım kalan işlerini bitirirler.
cezamı keserler. Bir halt edemezler. Sıkıysa gelsinler. Sen oğlun rızkını o köpeklere kaptıracak dersin. Sahipsiz de dersin. Cemşir. Benim oğlum yok. Senden para almak için öyle dedi. Seninle çiftliğe gelmemin sebebi de başkaydı. O adamlar beni orada bulamaz dedim. Saklanayım diye. Ama olamadı. Of, affet Cemşir. Affet. Demek bunca zaman yalan söyledin ha? Yalan söylemesen parayı vermeydin. Verirdim Asum. Verirdim ya. Vermezdin. Kime gerçeği desem kaçtı gitti. Vebalıymışım gibi. Ömrü hayatımda başka türlüsünü görmedim. Tanımadım ben. Sen de giderdin. Senden aldığım bütün parayı verdim ben. Ama yetmedi. Burcu'nun hepsini istiyor. O kadar parayı da bulamam ben. Onlar beni bulurlarsa vururlar. Bu iş de biter. Affedebilecek misin beni? Siz burada beni biraz bekleyin. Önce gidip bir otomobil ayarlayayım. Sonra gelip sizi alırım, tamam? Tamam. Ben de sen gelene kadar hazırlanırım. Tamam. Kemal. Kendine dikkat et, olur mu? Benim hiç aklıma yatmadı kızım. Başınıza daha büyük bela açacaksınız. Başka çaremiz yok ana. O kadın öldüyse Kemal'i ömür boyu salmazlar. Belki ölmemiştir Güllü. Belki de durum o kadar vahim değildir. O vakit de gelip bebeğimi elimden alacak. Bunu göze alamam. Anlasanıza, burada oturup hiçbir şey yapmadan bekleyemem. Kemal'in hapse girmesine müsaade edemem. Çocuğumu almasına müsaade edemem. Kemal Şahin arıyor teyze. Burada mı? Yok. Niye burada olsun ki? Evine baktık, yok. Burada olabileceğine dair malumat aldık. Neden arıyorsunuz Kemal'i? Karısını vurmuş. Abo. Ne malum onu vurdu? Şahitler var. Karısı ölmüş mü? Hayır. Hastaneye götürmüşler. Durumu nasılmış? Henüz bilmiyoruz. İçeri bakmamız lazım. Müsaade edin. Yok komutan. Kemal Şahin buraya gelecek olursa hemen karakola haber salın. Çocuğu ölmemiş. Ramazan'da hastanede zar. Ben bir koşu gidip bakayım. Kadının vaziyeti neymiş öğreneyim. Tamam.
daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz komutan? Başka bir sorunuz yoksa artık gitmek istiyorum. Maalesef birkaç sorum daha olacak. Pekala, öyleyse acele edin lütfen. Bu akşam yola çıkacaktım. Zaten çok vakit kaybettim. Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız Ekrem Bey. Çünkü olay aydınlanıncaya dek sizi burada misafir edeceğim. Buna hakkınız yok. Neyle suçlandığımı bile söylemediniz hala bana. O halde söyleyeyim. Ankara'dan gizli bir malumat aldık. Planların çalınmasıyla ilgili olarak sizin de işin içinde olduğunuzdan şüphe ediliyor. Neye dayanarak komutan? Neye dayanarak? Aracının sizinle yoğun bir irtibatı olduğu saptanmış. Sık sık birlikte görülmüşsünüz. Sovyetlerin İncirlik üssünün planlarının peşinde olduğu epeydir biliniyor zaten. Adana'ya geliş sebebim de bu meseleyi takip etmekti. Dolayısıyla şüphelendiğim herkesi takip altında tutmak durumundayım. Aracı planların çalındığı gün bankadan tam 1 milyon lira para çekmiş. Belli ki bu planları satmak karşılığında böyle bir ödeme yapmış. Sizin bu parayla bir malumatınız var mı? Hiçbir malumatım yok. İsterseniz banka hesaplarımı kontrol edebilirsiniz. Hesaplarımda herhangi bir giriş çıkış olmadığını göreceksiniz. Anlaşıldı Ekrem Bey. Şu hesaplarınıza bir baktıralım bakalım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz komutan. Bu konuda benim çekindiğim hiçbir şey yok. Komutanım, arama emri az önce çıktı. Hala. Derhal Ekrem Bey'in evine bir ekip gönderin. Her tarafı dikkatle arasınlar. Emredersiniz komutanım. Aysin yarabı acele ya. Aslında adam irahtan ölmüştür şimdi ya. Şu ameliyat bir biteydi. Doktor, ne oldu? Durumu nasıl? Ameliyat iyi geçti. Kurşunu çıkardık. Hayati bir tehlikesi yok. Oh, şükürler olsun yarabbim. Doktor bey bir görsek ya. Şu anda kendinde değil. Narkozun etkisi geçince görebilirsiniz. Sağ ol. Ramazan. Ha, Ramazan. Halide Hanım nasıl? İyi kurban oldum. Kurşunu çıkarmışlar çok şükür. Ah, çok şükür. Senin nereden haberin oldu yine? Mahalleye jandarmalar geldi. Kemal'i arıyorlarmış. Kemal vurmuş Halide Hanım öyle mi? He, kurban oldum, o vurdu. Dedim ya ben bu bir delilik yapacak diye. Yetiştik ama mani olamadık adama. Ama var ya, Kemal'in yapacağını hiçbirimiz tahmin etmedik. Tabancayı sen kaldır böyle ama vuracağını ummadık ki. Hepimiz şok olduk. Bakıza bir kelle kurban oldu. Sen Kemal'i falan gördün mü mahalleye geldi mi kurban oldu? Yok, gelmedi. Bakıza. Bak bana doğruyu söyle. Kemal suçlu benim dezem burada anlıyor musun? Suçluyu saklamak, yerini biliyorsan söylememek suç ha. Ay Ramazan, üstüme gelme. Ben nereden bileceğim ki Kemal nerede? Gidiyorum dedim ya. Dedin ama gittin gelmedin. Bu saate kadar dolandım durdum ama ne Kemal'i buldum ne de Ramazan. Bulamadın tabii. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Neyden haberim olacak ki? Kemal Halide Hanım'ı vurmuş. Ne? Kızım. Falan doğru mu söylüyor? Evet. Biz Kemal'le kaçıyoruz baba. Ali'yi de alıp gidiyoruz. Kaçıyor musunuz? Nereye gideceksiniz? İstanbul'a. Ne
Ramazan. Hı. Ben artık gideyim. Güllü haber bekliyor. Olanları duyunca meraklandı o da. Kurban olduğumdur, ben bir dezemi göreyim, beraber gidelim. Yok yok. Olur mu canım öyle şey? Sen burada kal bu gece. Ne olursa olsun teyzen neticede. Yani onu bu halde böyle bırakmak olur mu hiç? Sen başından ayrılma. Sabahleyin gelirsin. Tamam. Tamam, kurban oldum. İyi, hadi. Hadi. Bana sorarsan senin bu karın bir şeyler saklıyor. Dikkat ettin mi Gülüzer, sana hiçbir şey sormayayım. Hasta kendine geldi, girebilirsiniz. Halide Hanım. Çok şükür iyisiniz. Öyle korktum ki size bir şey olacak diye. Deze geçmiş olsun. Kim öyle yakalandı mı? Yok, yakalayamamışlar daha. Ama siz merak etmeyin, onu sabaha kadar yakalarlar o diyorsa. Ahmet! Kemal! Ahmet, bana yardım etmen lazım. Ne oluyor Kemal? Halide'yi vurdum. Ne? Jandarmalar peşimde. Ne diyorsun kardeşim? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ahmet, Güllü ile Ali'yi de alıp kaçmaya karar verdik. Bir an evvel yola çıkmamız gerekiyor ama önce otomobili bulmamız gerekiyor. Ya iyi de kardeşim, bu saatte arabayı nereden bulacağız? He? Yarın sabahından hallederiz. Ahmet, Güllü tenekede beni bekliyor. Onu ve Ali'yi almam gerekiyor bu gece. Bak, sen burada bekle. Ben gideyim onları alayım, geleyim. Tamam? Yarın sabah da erkenden yola çıkarsınız. Tamam. Hadi eyvallah. Tehlikesi yokmuş. He tabii. Kötülere bir şey olmaz. Kemal de nerede kaldı? Güllü. Kızım bak kadın iyiymiş. Kaçmanıza lüzum yok. Yakalanırsanız daha beter olacak. Ana,
Daha kaç defa söyleyeceğim. Halide yaşasa da kurtulsa da kaçmak zorundayız. Yarın sabah kapıya dayanacak, Ali'yi alacak elimden. Kız haklı Zehra. Torunu o soykaya bırakacak değiliz. Ahmet, Kemal nerede? Kemal bizi bekliyor. Hadi acele et. Tamam, hadi. Yavrum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kızım. Helal olsun. Varınca bir yolunu bul da haber et. Merakta koma bizi. Hı. Selametle. Hadi. Hadi. İnanamıyorum. Kemal'in bana bunu yaptığına inanamıyorum. Ama Deze, sende de acayip bir azim var yemin ediyorum. Seni var ya kutluyorum. Kemal'i bile delirttin ya. Hani sana madalya vermeler gerekiyor. Anlıyor ne? Ramazan nasıl konuşuyorsun ya? Az bir dışarı çıksana senin Halide Hanım zaten bitkin hasta. Öyle mi? Ha öyle. Kapının önüne çıkın diyor yani. Ya dışarı çık diyorum. Deze, ben kapının önündeyim. Bir şey ihtiyacın olsa haber ver bana. Ay Halide abi, siz onu aldırmayın ya. Öyle dinsiz dinsiz konuşuyor o. Hayat ne tuhaf. Birini çok seviyorsun. Evleniyorsun. Aylarca aynı yastığa baş koyuyorsun. Sonra da böyle iki yabancı oluyorsun işte. Sevgi nefrete dönüşüyor. Seni öldürebilecek kadar nefret ediyor senden. Sanki o sevgi hiç olmamış gibi. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Kim o? Kim var? Benim aç. Güllü. Kemal. Kemal. Halide ölmemiş, yaşıyor. Ne? Ölmemiş mi? Sen nereden duydun? Bagize hastaneye gitti. Ramazan söylemiş. Ama yine de kaçacağız değil mi? O kadın gelip bebeğimi alacak. Merak etme. Kaçacağız. Ama yola çıkmak için sabah beklemek zorundayız. Biliyorum. Ahmet söyledi. Güllü, hadi sen yat uyu dinlen biraz. Yolumuz uzun. Gün ağarınca uyandırırım seni. Hadi. Yok. Hiç uykum yok. Hem sabah ne kaldı ki zaten? Araba işi tamamdır arkadaşım. İstanbul'a varınca benim emmi oğluna teslim edersiniz. O sahibine ulaştıracak. Sağ ol Ahmet. Sen de sağ ol. Ahmet, hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Hadi acele edin, hadi. Her şey için sağ ol Ahmet. Sen de sağ ol. Hadi acele edin. Thank you.
Ne zaman taburcu olabilirim? Doktor bey birkaç gün daha müşahede altında kalmanızı istiyor. Buna lüzum var mı? Gayet iyi hissediyorum. Ya ne demek lüzum var mı Dez, Allah'ını seversen? Sen doktordan daha iyi mi bileceksin yine? Müşahede altında kal diyor işte. İki gün yat, dinlen, istirahat et. Hem iyice bir iyileşirsiniz Halide Hanım. Nasılsa çıkacaksınız buradan. İyi günler Halide Hanım. Ben Sosyal Hizmetler Umum Müdürlüğü'nden geliyorum. Yeğeniz Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayeti ve annesinden alınmasıyla ilgili. Buyurun dinliyorum. Bugün bebeği size vermemiz gerekiyordu. Lakin bu durumda kararın ertelenmesi gerekiyor. Ne demek istiyorsunuz? Yeğenim zaten mahkeme kararıyla bana verildi. Yaralısınız. Hastanede yatmanız gerekiyor. Hayır, yanılıyorsunuz. Ben gayet iyiyim. Lakin hekimler... Bakın, iyiyim diyorum size. Yeğenimi bugün alacağım ben. Ya Deze, Allah'ını seversen Demet Bey'in hemşire ne dedi? Ha? Doktor iki gün daha müşahede altında kalsın demiyor mu? Dinlenmen gerek demiyor mu? Şimdi neyin acelesi bu? Bebek kaçmıyor ya kardeşim. Ramazan, çıkacağım diyorum. Gideceğim Muzaffer Ali'yi alacağım. Git doktoru çağır, taburcu olmak istiyorum. Ya Deze bak... Ramazan, dediğimi yap. Ben sana ne diyeyim Halide Hanım ya? Ben sana ne diyeyim ki ne? Her şey planlandığı gibi olacak. Hiçbir değişiklik olmayacak, anladınız mı? Tamam efendim. Ahmet'in emmi oğlu İstanbul'daymış. Bir süre misafir edecekler bizi. Sonra sallar ki. İstanbul çok büyük değil mi? Bizi orada bulamazlar değil mi? İnşallah bulamazlar. Belki bir gün döneriz Adana'ya Kemal. Belki. Ne oldu? Stop etti. Kemal, acele et hadi. Bizi yakalarlarsa mahvoluruz. Tamam. Kemal bulunmadıkça kendimi güvende hissetmeyeceğim. İşte Halide Hanım geldi. Ali'yi alacak ya. Hemen ayaklandı demek ha? Buyur. Serap Dinç Aslan evde mi? Oğlu Muzaffer Ali Dinç Aslan'ı almaya geldik. Gülüyor. Hayrola Zehra? Muzaffer Ali'yi almaya gelmişler ama... Bebe burada yok kurban. Neredeler? Vallahi bilmiyorum. Sabah aldı götürdü çocuğu. Nereye gittiler? Bir şey demedi, biz bilmiyor. Yok, biz bilmiyoruz. Evi aramamız gerekiyor. Evet. Değil
Bazen neler oluyor el aşkına? Biri bana anlatsın. Yok, geceden beri jandarma eksik olmadı mahallede. Hemen ediyorum, haklısın Hafız. Bir sen eksik kaldın. Nerede anlatayım kardeş mevzuyu sana? Başından mı başlayayım, ortasından mı anlatayım, karıştırıp mı anlatayım? Gülizar Hanım'ın ne işi var burada? Oradan başla hele. İçeride kimse yok komutanım. Maalesef efendim. Yeniniz evde yok Halide Hanım. Ne demek evde yok? Bebekte annesi de yok. Nereye gitmiş olabilirler? Ailenin haberi yok. Sabahtan çıkmışlar. Kaçtılar değil mi? Kemal'le birlikte mi kaçtılar? Söyleyin. Halide Hanım. Size söylüyorum, nereye gittiler? Nereye gittilerse gittiler. Sana hesap mı vereceğiz? Vereceksiniz tabii. Kanunlara karşı mı geliyorsunuz? Torunumu sana veren kanuna inanmıyorum ben. Hemen nereye gittiklerini söylüyorsunuz. Söylemezseniz... Bana bak, sen benim dediğimi anlamıyorsun galiba. Biz nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bilsek de söylemeyiz zaten. Kemal'le Güllü'nün nereye gittiğini bilen varsa söylesin. Söyleyene 50.000 lira vereceğim. Oh, 50.000. Elli bin mi? Vallahi kesin bunlar yerlerini biliyordur. Bana bak Hacer. Bizim de yerini bilmemiz lazım. Sen bu Zehra'nın ağzını ara, ben de Cemşir'in ağzını arayayım, tamam mı? Tamam. 50.000 lira vereceğim. Biliyorsanız söyleyin. Bunlardan korkuyorsanız çekinmeyin. Karakola gelin. Tamam Halide Hanım, anladık. 50.000 lira vereceğim ama kimse bilmiyor işte. Abi. Ser. İyi misin? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Niye tutuyorlar burada seni? İncirlik Hava Üssü'nün planlarını çaldığımdan şüphe ediyorum. Gece eve jandarmalar geldi. Her yeri didik didik aradılar. Öyle mi? Bir şey bulabildiler mi? Hayır.
aradıkları her neyse bulamadılar abi. Teşekkürler Seher. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Herhalde bir süre daha beni burada tutarlar. Ama ellerinde hiçbir delili yok. Çok kısa bir zaman içinde serbest kalacağım. Amma da para bacım. Yazık kız. Anasından ayrılır mı el kadar bebe? Bilsem de yine söylemem. 50.000 kayme ver amma ucunda. Haram bacım. Paranın helali mi olur kız? Seninki de laf işte. Yenge. Ne var kaba? Sen Güllü'nün yerini biliyor musun? Nereden bileceğim ki? Hani hep bir aradaydınız ya, ondan sordum canım. Yok, bilmiyorum. Esra bilmiyor bazen ha? Ya yalan desem ne olacak ki? Ya ne demek ne olacak Pakızem ya? Sanki Güllü'nün nereye gittiğini biliyor. Niye ele vereyim ki kızı? Ya sen olsan arkadaşını gammazlar mısın Ramazan? Ya kurban olduğum onunla bu aynı şey mi Allah'ın sen ya? Eğer Güllü ile Kemal birlikte kaçtılarsa işin rengi değişiyor biliyor musun? Ya ben Kemal'i gördüm. Ney? Nerede gördün? Burada. Demek ki de mi gördün? Cemşir'in evinden çıktı. Tam o sırada jandarmalar geldi. O oraya az böyle saklandı. Durdu. 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 Sonra koşak koşak kaçtı. Abi sen bunların hepsini gördün. Öyle baktın öyle mi? Hiçbir şey yapmadın öyle mi? Ya ne yapacaktım ki ne? Bakıza biliyordun değil mi Kemal'in buraya geldiğini? Güllü'nün Ali'yi alıp kaçtıklarını. Hepsini biliyordun değil mi? Bana söylemiyordun. Ya konusuna kurban olduğum bir şey desene bana. Demem. Ağzından laf alamazsın Ramazan. Allah Allah ya bana kocana da söylemeyin öyle mi? Öyle. Allah Allah! Cemşir! Babakşehir'de yiyeceksin mi? Yok. Cemşir. Bu Güllü nereye kaçtı? Ben ne bileyim ne şimdi. Hadi hadi. Biliyorsun da bana söylemiyorsun değil mi? Reşit. He. Varsa ki öyle. Ne olacak Reşit? Canım bir şey olacağından değil. Öyle merak ettim sordum. İyi. O zaman fazla merak etmemek lazım ha? Öyle diyorsun yani. Cemşir, peki bu Asuman'a ne olmuş? Derdi neymiş? Yani o herifler Asuman'dan ne istiyormuş? Bari onu söyle. Senden aldım bütün parayı verdim ben. Ama yetmedi. Borcun hepsini istiyor. O kadar para da ben bulamam. Onlar beni bulurlarsa vururlar. Olur biter. Şş, Cemşir. Nereye gidiyorsun kurban? Sen çekirdağını şitle. Nereye gidiyorsun kurban? Kız Zehra. Güllü bir şey demedi mi giderken? Yok, demedi. Allah Allah. İnsan anasına demeden gider mi hiç? Vallahi hiç yakıştıramadım Güllü'ye. Hem o el kadar bebeğiyle nereye gider ki? E, bilmiyorum dedim ya. Tamam, anladık. Bilmiyorsun. Elbet bir bildiğin vardır.
Ay hiçbir şey bilmiyorum Hacer. Büyük geçmiş olsun hanımım. Sizin için çok dua ettik. Sağ ol Seyyar Hoca. Kemal'i yakalayabilmişler mi bari hanımım? Yakalayamamışlar. İkisi çocuğu alıp kaçmış. Halide Hanım, bunu sizin için hazırladım. Sinirlerinize iyi gelir. İçin olur mu? Ne işin var senin burada? Diyeceklerim var. Tamam, siz işinize bakın. Ne diyecek sende? Güllü'yle Kemal. Nereye gittiklerini biliyorum. Parayı verirsen söylerim. Gülü ile Kemal kaçmışlar. Bebeği de yanlarında götürmüşler. İstanbul'a gidiyorlar. Emin misiniz? Eminim. Lütfen çabuk olalım. Onlara yetişmemiz lazım. İçel güzergahından gidiyor olmalılar. Oğlum, bana derhal İçel jandarma amirini bağlayın. Kim o? Benim Cemşir. Aç Asum'u. Cemşir. Asum'u buldum. Neyi? Bak, parayı buldum. Senin kılına zarar gelsin artık istemiyorum. Yalnız o adamla ben muhatap olacağım. Bundan sonra sen hiç kimseyle muhatap olmayacaksın. Cemşir. Ne yapacağız şimdi? Belki bizi aramıyorlardır. Riske atamayız. Geri dönemeyiz. Başka çaremiz yok. Hem Niğde yolu daha tenhadır. Sen nasıl istersen Kemal. Ortaya! Takip ederim. Endişe etmeyin. İçel civarında çevirme yapacaklar. Beynimi kaçırmalarına müsaade edin. Onu Güllü'den alıp bana vermek zorundasınız. Ayrıca Kemal canıma kastetti. O bulunmadıkça huzur bulmayacak. Yakalayacağız. Merak etmeyin. Yeğenizi de size teslim edeceğiz. Bütün yollar kesildi. Fazla uzaklaşamaz. Kaçırmalarına
kaçabilecekleri ayrı bir yol var mı? Hayır, yok. Acele et Kemal. Yaklaşıyorlar. İn arabadan Kemal. Bir yere kaçamazsınız. Teslim olun. Kemal, Serap Hanım'la bebeğini tehlikeye atma. Ateş açacağız yoksa. Affet beni Güllü. Affet. Kemal. Affet. Kemal. Kemal. İn arabadan! İn arabadan! Ateş etmeyin. Teslim oluyor. Onların bir suçu yok. Bırakın onları. Ellerini başının üstüne koy. Alın. Serap Hanım, siz de inin arabadan. Lütfen Serap Hanım. Ya yemin ediyorum kafayı yiyeceğim bak. Yemin ediyorum ya, delleneceğim ya. Pagze.
Ya ne oldu Ramazan? Gene ne var? Ya ne demek gene ne var? Allah'ın sen ya. Zamanla anlam beri çorabımı arıyorum ya. Şu hale bak ya. Böyle mi gideyim ben fabrikaya? Böyle mi gideceğim fabrikaya ben? Ya nereye koyduysan oradadır. Ben senin çorabının bekçisi miyim? Ya Pakize, Allah'ın sen ne demek nereye koyduysan oradadır ya? Zaman anlamı beri bakmadığım yer kalmadı ya. Şu eve bak, buraya var ya kız girse dur çıkar diyorum sana ya. Ya gebesin diye bir şey demiyorum ama hiçbir şeyimi bulamıyorum ya. Ya Allah'ın sen ben şimdi ne dedim ki ne ya? Ya ben bu gebe halimle... Çamaşırıydı, temizliğiydi derken akşama kadar canım çıkıyor. Gene de yaranamıyorum sana. Zaten bir tanecik arkadaşım vardı Güllü. O da gitti. Tamam kurban oldum, tamam kusura kalma ya. Ben biraz asabiyat yaptım yemin ediyorum. Öyle telaştan ağlama gözyaşına kurban olurum ben senin. Tamam tamam. Kusura kalma. Vallahi istemeden yaptım Pakize ya. Tamam ama bir daha bana bağırmayacaksın olur mu? Yok kurbanım, yemin ediyorum bir daha sana bağıracağım. Hem sen gebesin, bak çocuğa bir şey olacak Allah korusun. Hem Gülü senin arkadaşınsa gittiyse ben varım. Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Kurban oldum. Kusura kalma. Aha yemin ediyorum. Ne oldu? Çorabı buldum. Her şey için çok teşekkürler komutan. Rica ederim. Görevimiz Halide Hanım. Demek bu çiftlikte artık siz oturuyorsunuz. Evet. Satın aldım. Ne zaman? Çok olmadı. Geçen hafta. Lütfen kabalığıma verin ama... ne kadara mal oldu böyle bir çiftlik? 1 milyon civarı. Tekrar hayırlı olsun. Ne
Reşit, Asuman'ı döven herif burada mı? Hayırdır dayı? Mahmut sen misin? Benim ne olacak? Dışarı çık. Ne oluyor dayı, sen kimsin? Asuman'la bir alacağım varmış. Onu getirdim. Dışarı gel. Ne işin var senin burada? Niye attılar içeriye? Halide'yi vurdum. Ne? Onu öldürdün mü? Merak etme. Yaşıyor. İşte senin sorunun bu Kemal. Düşüncesizce hareket ediyorsun. Halide'yi vurdun. Ne geçti eline? Ha? Yıllarca hapiste çürüyeceksin. Hem Serap çocuğunu kaybetti, hem de seni. Kim kazandı ha? Kim kazandı? Eğer mahkemede ifade verseydim bunların hiçbiri gelmeyecekti başımıza. Eğer ben mahkemede ifade verseydim benim hiçbir işime yaramayacaktı. Halide'yi karşıma almaktan başka. Sen Halide'yi tanımamışsın. Onun ne zaman kimin karşısında duracağı hiç belli olmaz Ekrem. Hiç. Asuman nerede? Hanımefendi teşrif etmedi mi yanımıza? İşin varsa benden göreceksin. Sahipsiz kadınlarla değil. Oo, dayı sen ağır zehirlenmişsin be. Asuman bulmuş yine yolunacak bir kaza. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sinirlerimi zıplatma benim. Her neyse dayı. Gerisi beni ilgilendirmez. Para yanında mı? Önce sen et. Tamamdır dayı. Bu iş bu kadar. Asuman'a benden selam söyle. Sen bu elinden mi vurdun Asuman'a? Ha? Oh. Oh. Buna bak. Bundan sonra Asuman'ın çevresine gezersen leşini köpeklere yediririm ona göre. Acıkmışsınızdır dedim. Kaç saattir ağzınıza lokma girmedi. Sağ olasın Pakize. Afiyet olsun. Güllü hadi.
Bak ders sahibi olacaksın. Bir lokmacık ye. Oğlumu aldı Bakize. Aldı oğlum elimden. Kemal hapislere girdi. Jandarma daha da çıkamaz dedi. Haydi kolumu kanadımı kırdı Bakize. Yine başa döndüm. Başladığım yere geri döndüm bak Bakize. Böyle konuşma Güllü. Kaybetme ümidini. Bak gün doğmadan neler doğarmış. İçim yanıyor Bakize. İçim yanıyor. Kemal hapislerde çürüyecek. Oğlum anasız büyüyecek. Ben nasıl yaşayacağım? Ben niye yaşayacağım Bakize? Ben niye yaşayacağım? Ben kazandım Muzaffer. Bundan sonra da bir daha kaybetmeyeceğim. İkimiz birlikte yaşayacağız burada. Ölene kadar. Kimse ayıramayacak bizi. Kimse bozamayacak mutluluğumuzu. Komiserim, emrettiğiniz gibi. Halide Şahin'in tapu kayıtları ve bankadaki hesapları. Bankadaki hesaplarına bakılırsa toplam 10.000 lira parası var. Ama sonra nereden buluyorsa bir yerden para buluyor ve 1.000.000 liraya çiftlik satın alıyor. Üstelik planların çalındığı hafta. Yarın Halide Şahin'i bir getirin, konuşalım bakalım. Emredersiniz komiserim. Beğendin mi? Güzel mi? Bugün seninle gezmelere gideceğiz. Bahçelere gideceğiz. Gidelim mi? Gidelim mi oğlum? Jandarmalar geldi, sizi çağırıyorlar. Hayırdır çavuş? Bizimle karakola kadar gelmeniz icap ediyor. Mevzu nedir? Komutanım sizi izah edecektir. İnanamıyorum. İstanbul'a kaçacağımızı nereden anladılar? Hiç bilmiyorum. Cezaevi jandarma bütün Adana'da Kemal'i arıyordu. Dün de o kadın gelip ortalığı iyice velveleye verince her yere haber saldılar. Yolları kestiler zar. Dayanamıyorum. Ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Her şeyimi kaybettim. Hiçbir gücüm kalmadı. Güllü, ne olursun böyle konuşma. Ya sen ne kadar zor günler atlattın. İnan bana bu günler de geçecek. Öyle ya. Kara gün kararıp gitmez değil mi kızım? Hacemşir. Hoş geldiniz Halide Hanım. Buyurun oturun lütfen. Beni niye çağırdınız komutan?
Bunlar sizin son 6 aylık banka hesap bilgileriniz. Bunlar da tapudan alınan arsa malumatlarınız. Evet. Ama hiçbir şey anlamadım. Manası nedir? Bu hesaplara göre değil bir çiftlik sahibi olmak, alelade bir ev sahibi bile olamazsınız. Ama nasıl olduysa koskoca bir çiftlik sahibi olmuşsunuz. Üstelik tam 1.050.000 liraya. Peşin ödeme yapmışsınız. Bu parayı nereden buldunuz? Borç aldım. Kimden? Komutan, bunun ne önemi var? Sizi temin ederim, çok önemi var Halide Hanım. Olay son derece ciddi. Sonunda vatan haini olmak suçuyla yargılanmak bile var. Şimdi bu parayı nereden buldunuz? Ekrem'den. Ekrem Çeliker'den mi? Evet. Hala. O nereden bulmuş peki? Bilmiyorum, hiç sormadım. Şimdi gelelim asıl meseleye. İncirlik üstünden planlar çalındı, Ruslara satılmak üzere. Duymuşsunuzdur. Yani gazetelerden okuduğum kadar. Bilmediğiniz bir husus var. Satılmak istenen planlar üzerinde tahrifat yapılmış. Yani satılmak istenen planlar orijinal değil. Peki orijinalleri neredeymiş? Bilmiyoruz. Ama benim ilgilendiğim başka bir durum söz konusu. Planlar Amerikalı bir mühendisin odasından çalındı. İsminin Serap olduğunu söyleyen bir kadın tarafından. Sonrasında da 1.000.000 lira karşılığında satıldı. Çok garip değil mi? Tam da sizin çiftliği satın almak için Ekrem Bey'den borç aldığınız dönemde. Bu sizce de ilginç değil mi? Ben de çok şaşırdım. Bu konuyla hiçbir alakam yok benim. Peki Ekrem Bey'in bir alakası var mı? Bakın komutan. Biz Ekrem Bey'le kısa bir süredir tanışıyoruz. Ne yapar, ne iş yapar, geçimini neyle sağlar bilmiyorum. Ancak birkaç kez Rusya'dan, planlardan ve incirlik üstünden bahsederken şahit oldum, ama o kadar. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi daha da böyle hep başkalarının çocuklarına bakmak kısmet oldu yani. Kız çok konuşma. Sabine sana ne ettiği var ki? Güzel güzel duruyor he yavrum. Bak onda haklısın işte. Ay, ağzı var dili yok kız. Yukarıda Allah var yani. Minik gibi bebe bu. Maşallah sen. Ama Kadir sizmiş Sabi. Şimdi anacığından ayrı büyüyecek yavrucak. Hiç aklım almıyor bu. Halide Hanım nasıl kıydı şuncacık çocuğa? Ne etti etti, aldı geldi. Anacığım, Halide Hanım ne bunu, ne de Serap Hanım'ı bulamazdı. Biraz zor bulurdu da kocaman irice bir kuş gelip ötmeyeydi eğer. Kocaman kuş. Kim öttü kız? Şöyle pala bıyıklı, pos bıyıklı bir kuş canım. Ah baba gibi bir şey. Cemşir Efendi mi? Ta kendi sana. İnsan kendi kızına gamozluk eder miymiş? Hiç aklım almıyor ha. Tamamen insaniyet namına. Başka ne olabilir? Yani. Cemşir, dün gece adamı fena benzettin. Ellerine sağlık. Yalnız o adama verdiğin parayı nereden buldun onu anlayamadım. Ne parası açtı? Dün gece adama verdiğin parayı diyorum. Gözlerimle gördüm.
Sen yanlış görmüşsün. Ben kimseye bir şey vermedim. Halide Hanım her şeyi anlattı. Ruslarla olan ilişkinizi. 1 milyon lirayı sizden nasıl aldığını. Her şeyi, her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsunuz. Buyurun kendiniz bakın. Kaçacak yerin kalmadı Ekrem. Şimdi planların aslı nerede? Pekala. Her şeyi söyleyeceğim. Ancak planların nerede olduğunu söylemem karşılığında tek bir şartım var. Dokunulmazlık talep ediyorum. Saçmalamayın. Ne dokunulmazlığı? Böyle bir şey olmayacak. Birbirimizi kandırmayalım komutanım. Başından beri bu planların peşinde olduğunuzu biliyorum. Yoksa Amerikalı dostlarımıza mahcup oluruz, öyle değil mi? Şimdi hemen Ankara'yı arayın ve talebimi iletin. Aksi takdirde benden hiçbir şey alamazsınız. Ayrıca derhal avukatımla görüşmek istiyorum. Gelebildiniz. Telaşlandık sizin için. Muzaffer uyudu mu? He, uyudu. Şimdi uyuttum. Ne oldu böyle apar topar? Ne diye aldılar sizi? Mühim bir şey değil. Beni iyi dinle Gülzar. Ekrem Bey'le gittiğimiz daveti hatırlıyor musun? Ay, hatırlamaz mıyım ya? O gece benim hayatımın en güzel gecesiydi. Ya yani kendimi prensesler gibi hissettiğim bir geceydi. Tamam. Gülzar tamam. Şimdi o geceyi unutuyorsun. Eğer biri bir şey sorarsa hiçbir yere gitmedik. Geceyi evde geçirdik diyorsun. Aynen böyle söylüyorsun, anlaşıldı mı? Kim bir şey soracak? Gülzar bana soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Aynen bu şekilde söylüyorsun, tamam mı? Hı hı. Tamam, bu sır bende saklı. İyi. Ben de onlara bir anlaşma önerdim. Planlar karşılığında dokunulmazlık istedim. Doğrusu da bu. Serbest kalmanız ancak bu sayede mümkün olabilir. Sizden beklentim avukat bey. Bir an önce bağlantılarınızı kullanın. Ankara'dan anlaşma için müspet bir cevap almalıyız. Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güllü perişan oldu. Hepten bıraktı kendini. Vallahi onu öyle görünce içim sızlıyor. Ya düşünsene Ramazan. Çocuğumuz doğmuş. Sonra biri gelip onu alıyor elimizden. Allah korusun Pakizem ya. Ağzından yel alsın, ne diyorsun sen ya? Adamın var ya gırtlağını söker, ağzına sokmam bile ya. Güllü'nün başına gelen işte bu. Bu Halide Hanım nasıl yakaladı Güllü'yle Kemal'i? Yavuz durup durup bir şey söylüyorsun ha. Nereden çıkarıyorsun şimdi sen bunu ki ne?
Ya ne çıkarması Erenler? Vaziyet sizce de tuhaf değil mi? Neresi tuhaf hafız? Ya daha dün Halide Hanım bas bas bağırmadı mı avluda burada? Bana Güllü ile Kemal'ın yerini söyleyene 50.000 kayme veririm diye. He dedi kardeş. He işte. Yani sonra da aynı gün Kemal'la Güllü yakalandı. Garip bir tesadüf değil mi? Hafız bilmece gibi konuşuyorsun. Açık açık söylesene kardeş. Bence birileri gitti. Ölüyle Kemal'ın yerini Halide Hanım'a ispiyonladı. 50.000'i de aldı. İyi de onların nereye gittiğini kimse bilmiyordu ki. Bir ben, bir Zehra teyze, bir de Cemşir ağa. O kadar. O vakit kim söylerdi? Merhaba Seher Hanım. Merhaba Salih Bey, buyurun. Abiniz bunu size ulaştırmam istedi. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Halide beni ele vermiş, planları çiftlik evine yerleştirmelisin. Kurtulmanın tek yolu bu. Sana güveniyorum. Ekrem. Halide Hanım şikayetçi olmuş. Üzerine birkaç tane de şahit. Bu durumdan kurtulmak çok zor Serap Hanım. Ama ağır bir tahrik var. Bunun bir ehemmiyeti yok mu? Savunmamızı bunun üzerine kuracağız zaten. Ama bir işe yarar mı bilmiyorum. Siz yine de elinizden geleni yapın Suat Bey. Serap Hanım, sizi ümitlendirmek istemem. Kemal Bey'in işi gerçekten çok zor. Alo. Halide. Seninle muhakkak görüşmemiz gerekiyor. Bu akşam saat 9'da büyük kulüpte buluşabilir miyiz? Ne sebeple görüşeceğiz? Telefonda konuşamayacağımız kadar mühim bir mesele bu. Emin ol gelmezsen pişman olursun. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Halide Hanım'la görüşecektim. Açar mısınız kapıyı? Halide Hanım yeni çıktı. Ben çiftlikte beklerim kendisini. Vurulduktan sonra hanım kesin emir verdi. Kimseye alamayız. Kusura kalmayın. Gülizar'ı çağırın en azından. Onunla görüşeyim. Rica ediyorum. Halide Hanım sizinle buluşmak için çıktıydı. Yoksa bir yanlış anlaşılma mı oldu aranızda? Yok.
Ben seninle görüşmek istiyorum Gülizar. Biraz konuşabilir miyiz? Seher Hanım geldi mi? Henüz gelmedi hanımefendi. Sizi şöyle alabiliriz. Ne içerdiniz? Kırmızı şerbet. Planları Halide çaldı. Cezasını abim çekecek. Yani anlayacağın, Halide yüzünden abimin başı büyük dertte. Şimdi Seher Hanım, ben sizi anlıyorum da... yani benim size nasıl bir yardımım dokunabilir ki? Davette abimin yanında kimin olduğunu unutuyorsun galiba Gülizar. Abim zor durumda kalırsa bunu ağzından kaçırabilir. Anlamadım. Ne demek oluyor şimdi bu? Demek oluyor ki abim yanarsa sen de yanarsın. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır Gülizar, durumun ciddiyetini anlamanı istiyorum. Davette abimin yanında olduğunu ortaya çıkarsa sen de suç ortağı sayılırsın. Ama benim bu işle bir alakam yok ki. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Jandarma buna inanır mı zannediyorsun? Bak, senin bu işten sıyrılman için tek bir çarem var. Bana yardım edeceksin. Ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey. Çiftliğe girmemi sağla yeter. Gerisini ben halledeceğim, merak etme. Olmaz. Ben sizi şimdi izinsiz çiftliğe sokamam. Halide Hanım öldürür beni. Eğer dediğimi yapmazsan bunun için Halide'ye lüzum kalmayacak Gülizar. Sen vatan hainliğinin cezası ne biliyor musun? Bilmiyorum. İdam. İdam mı? Allah'ım. Allah'ım. Ömrü hayatımda tek bir gece çaldım Felik'ten. İdamla mı yargılanıyorum? Şimdi bana söyle. Halide için hayatını riske atacak mısın? Hem de hiçbir suçun yokken. Cevap ver. Senin yerine Halide olsa bir an bile düşünmezdi biliyor musun? Hiç acımadan seni dar ağacına yollardı. Tıpkı abime yaptığı gibi. Sen haklıymışsın. Halide bir çırpıda sattı beni. Buna hiç şaşırmadım. Ama bu yaptığına pişman olacak. Artık sonu geldi. Nasıl sonu geldi? Yakında görürsün. İyi akşamlar Halide. Neredesin Seher? 9 diye konuşmadık mı? Mühim bir işim vardı. Düşündüğümden biraz uzun sürdü. Kusura bakma. Neyse. Neymiş şu telefonda konuşamadığın mühim mesele? Abimi niye ele verdin Halide? Senin için yaptığı onca şeyden sonra böyle bir şey nasıl yaparsın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdın?
O seni sevdi halde. Hem de belki bu hayatta bir tek seni sevdi, biliyor musun? Sen onun ipini çektin. Buraya senin hakaretlerini dinlemeye gelmedim Seher. Avukat en iyi ihtimalle müebbet dedi. Abim hapislerde çürüyecek. Orada yalnız ölecek, tek başına. Bak Seher. Abin ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Ben hiçbir zaman onu hiçbir şey için zorlamadım. Onun duygularından faydalanıp kullanmayı bildin ama. Öyle değil mi? Daha akıllıca davransaydı. Göreceğiz bakalım. Kim daha akıllı davranıyor? Komutanım, Ekrem Çeliker anlaşmayı görmeden hiçbir şekilde açıklama yapmayacağını söyledi. Anlaşıldı komutanım, ancak her geçen dakika aleyhimize işliyor. Şu anda planları başkasına satmak istiyor olabilirler. Emredersiniz komutanım, bekliyorum. Gel. İyi günler komutan. İyi günler Seher Hanım, buyurun. Abimle Ekrem Çeliker'le görüşmek istiyorum ben. Maalesef. Ekrem Çeliker'i şu anda hiç kimseyle görüştürmüyoruz. 5 dakika iyi olduğunu göreyim yeter. Rica ediyorum. Yapamam Seher Hanım. Boşa nefesinizi tüketmeyin. Kemal Şahin'le görüşecektim. 2 dakika. Daha fazla değil. Arkadaki masaya gidin, kaydınızı yapsınlar. Ondan sonra görürsünüz. Kemal Şahin'le görüşecektim, Serap Dinçans'la. Seher? Ay, duydum başınıza gelenlere, geçmiş olsun. Sağ ol. Ama şimdi daha fazla konuşamam. Kemal'i görmem lazım. Kemal burada mı? Hı hı. Nezarette. Nezarette mi? Serap, bir gelsene. Seni Allah çıkardı karşıma. Ne diyorsun sen Seher? Serap, senden bir şey rica edeceğim. Abim de nezarette. Benim için ona bir şey söylemeni istiyorum.
Tek bir cümle sadece. Bak, söylediğin iş halloldu diyeceksin, o kadar. Ha? Lütfen bak, senin de çok işine yarayacak. Ha? Nasıl benim de işime yarayacak? Seher, ne diyorsun Allah aşkına? Şunu anlatsana adam akıllı. Sen söylediğimi yap, her şeyi anlatacağım. Tek bir cümle söyleyeceksin. Söylediğin iş halloldu. Kimseye duyurmadan, tamam mı? Ekrem. Seher diyor ki o iş hallolmuş. Öyle mi? Teşekkürler Serap. Ne demek bu? Bilmiyorum. Seher öyle söyle dedi. Sen boş ver şimdi bunları. Asıl sen nasılsın onu söyle. Nasıl oldum işte? Kemal. Dün avukatla konuştum. Seni savunmayı kabul etti. Ama işimiz çok zormuş. Cinayete teşebbüsten yargılanacakmışsın. En az 7-8 yıl alır dedi. Bir şey söylemeyecek misin? Kemal, böyle zamanlarda sen bana moral verirdin. Ben düştüğümde beni kaldırırdın. Tamam Güllü, hallederiz hepsini derdin. Susuyorsun şimdi. Ben de isterim sana üzülme demeyi. Sana ümit vermeyi. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Ama bu defa diyemem Güllü. Seni boş yere ümitlendiremem. Görüşme bitti. Tamam. Asker, komutanına söyle, onunla konuşmak istiyorum. Tamam. Söyleyebilir mi? Söyledim. Bravo. Ne kadar önemli bir iş hallettiğini anlatamam sana. Seher, siz yine ne işler çeviriyorsunuz? Sadece şu kadarını söyleyeyim. Halil'in işi bitti. Nasıl bitti? Bitti işte. Daha fazla bir şey sorma. Halide'den sonsuza dek kurtuluyoruz. Seher, ne oluyor? Şu işi adam akıllı anlatsana. Sayın Ekrem Çelikerim, İncirlik planlarının çalınması tahkikatında bildiği her şeyi eksiksiz ve tam olarak anlatması halinde kendisinin hiçbir şekilde suçlanmayacağını, hakkında herhangi bir dava ve cezai müeyyide uygulanmayacağını ben Reis-i Cumhur Celal Bayar şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına söz veriyorum. Tamam mı? Konuşacak mısın şimdi? Amerika Birleşik Devletleri İncirlik askeri üssünün planlarını 1 milyon lira karşılığında Amerikalı mühendis Michael Williams'ın otel odasından çalan, onları kopyalayan, az sonra adresini vereceğim çiftlikte asıllarını saklayan kişi Halide Şahin'dir. Araçları hazırlayın. Derhal dinç aslan çiftliğine gidin. Çabuk! Thank you.
Açamayız. Hanımın emri var. Halide'nin hayatı söz konusu. Vaktim az. Aç şu kapıyı. Olmaz. Halide Hanım öldürür bizi. Bana bak. Sana söylüyorum. Aç şu kapıyı. Serap Hanım gelmeyin. Kesin emir var. Yapmayın ne olur. Başlarım senin emrine. Aç. Ne yapacaksın be? Hanımını mı vuracaksın? He? Hadi aç şu kapıyı. Halide Hanım kovar bizi. Aç. Hayırdır Serap Hanım? Ne oluyor? Halide nerede? Bahçeleri dolaşmaya çıktı. Söyle çabuk gelsin. Çalışma odasında bekliyorum. Çabuk. Yasna, ne oluyor? Çabuk. Halide Hanım'a haber ver. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Nasıl girdin içeri? Ah Halide. Aptal Halide. Başını yine ne belalara soktun sen? Hı? Serap. Ne saçmalıyorsun yine? Çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Çağır. De, Ekrem seni bir davete götürdü mü? O davette Amerikalı bir mühendisle tanıştın mı? O mühendisten İncirlik Üssü'nün planlarını çaldın mı Halide? Ekrem bu planları kopyalamış olabilir mi Halide? Ekrem'de olan planlar, sen suçu ona attığın için bu odaya gizlenmiş olabilir mi? Vatana ihanetle yargılanırsın Halide. En iyi ihtimalle müebbet yersin. Ya da ibret alem olsun, bir daha kimse yapmasın diye asarlar seni. Yalan söylüyorsun. Hem benim bu işle hiçbir alakam yok. Planlar bu odada. Sen büyük kulüpte zehri beklerken o sakladı. Yerini de bir tek ben biliyorum. Olamaz böyle bir şey. Nereye koydunuz? Nerede? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Hayatın benim ellerimde Halide. Benim sana bir teklifim olacak.